Hayırlı akşamlar dileyerek başlıyoruz. Derin kutuyla karşınızda espri değerli dört önemli konumuz var. Hemen sırasıyla kendilerini takdim edelim. Ankara Stüdyosu'nda Serdar Arseven, gazeteci yazar arkadaşımız. Hoş geldiniz Üstad. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hoş bulduk. Ben de hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Hukukçu Ertuğrul Akar, Timak Genel Başkanı. Hoş geldiniz. İyi akşamlar herkese. Hayırlı yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Yine değerli emekli general doktor Kazım Dalkıran Hocam, Üsküdar Üniversitesi öğretim üyesi. hoş geldiniz. Hayırlı teşekkür akşamlar ediyorum. diliyorum. Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar. E, Hukukçu Ebu Bekir Elmalı Hocamızdan bir der. Genel Başkan Yardımcısı. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Hayırlı teşekkür ediyorum. Diliyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Böyle peki. Evet. Çok teşekkür ederim Paşa'm. Ne diyorsunuz? Şimdi bir emekli general olarak e, TSK'da uzun yıllar hizmet ettiniz. Düşünün ki bu ülkenin ana muhalefet lideri e, Şemlen Fincan Korur gibi, Sezgin Tanrıkulu gibi. Ben örneğin e, bu hafta şunu beklerdim. İşte Cumhuriyet Halk Partisi Sezgin Tanrı disiplin kuruluna sevk etti diye beklerken e, tam örgütün e, ticaret yaptığı, eroin esrar işi yaptığı yerde getirdi. Hoppala e, bir anda e, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Teşkilatı'nı eroin ve esrar işiyle ilgili tüccar yapması, böyle bir iftirada bulunması e, bu çok ağır bir şey değil mi? Devlet adabı nerede, devlet terbiyesi nerede? Şimdi e, ben tam da e, bu işlerin e, içerisinde e, çözüm süreci döneminde Diyarbakır'da bulunduğum dönemde ve e, Afganistan'da görev yaptığım süre içerisinde uyuşturucu nedir, e, üretimle ilgili bilgiler, Birleşmiş hı hı. Milletler istatistikleri, e, bunlarla ilgili e, çok önemli bilgileri e, hem e, ilgililere iletmiş e, ve e, sonucunda da e, çözüm süreci döneminde Diyarbakır'da başlattığımız uyuşturucu operasyonlarıyla ee, özellikle e, PKK'nın maddi kaynağını kesen bir pozisyonda bulunduğum için bunları e, şöyle ifade edeyim. Şimdi e, önce Afganistan e, konusuna hemen başlamak isterim. Dünyada e, evet uyuşturucu e, bir siyaset malzemesi yapan ülkeler var. Ama e, bunlar hep Batı'da e, ve e, işte e, Avrupa'da dahil hep bilinir. İşte Hollanda'da uyuşturucu e, belli bir miktarda kullanımı e, serbesttir bizi de oraya gittiğimiz zaman uyarmışlardı işte merkez e, istasyona gitmeyin oralarda e, şeydir şeklinde Hı. gibi e, 2004 yılında gittiğimizde oralarda. Şimdi e, Taliban e, bir dönemde görevde olduğunda Afganistan'daki uyuşturucuyu 5000 tondan 186 tona düşürdüğünü Birleşmiş Milletler istatistiklerinden biliyorum. Evet, Taliban. Evet Taliban'ın. 1998-99 yılı dönemi. Şimdi bu tabi şunu gösteriyor. Aslında bizim inancımızda biraz önce Ebu Bekir Bey ile Ertuğrul Bey de söylediler. Bizim inancımızda insana zarar verecek bir şeyin ne üretilmesi ne kullanılması ne de bir şekilde taşınması kabul edilemez. Onun içindir ki bir şekilde 1920 ben bunu ısrarla söylüyorum. 1920 ile 24 arasında bu ülkede alkol yasaklanmıştır. Yani e, diğer şeyleri geçelim. Alkol yasaklanmıştır çünkü e, insanların bir gaflete düşmesi önlenmek için. Tabii ki o dönemdeki liderlerin hepsinin de pozisyonu. Sonraki pozisyon ayrıdır. Ama biz şunu bilmemiz lazım. Çözüm süreci döneminde e, o başlattığımız operasyonlarda e, PKK'nın e, maddi e, mali kaynağı olan uyuşturucuya e, öyle bir büyük darbe vuruldu ki 2012 yılında başlayan operasyonlarda 12, 13 ton kamyonlarla taşıyıp yaktığımız dönemler. Hı hı. Yani böyle bir iftiraya atan insanlar e, çok büyük e, bu milletin evladı olamazlar diye düşünüyorum. Yani çünkü böyle bir şeyi söylediğiniz zaman e, siz geleceksiniz, orada mücadele eden e, insanların yani isim vererek şu 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 bunu yapıyor dediğiniz zaman oradaki bütün insanlara hakaret etmiş oluyorsunuz. Bu iki yerden talimat gelmesi demektir ya PKK'dan talimat gelmiştir ya yurt dışından burada artık bazı bilgiler de var FETÖ gibi e, geçmiş zamanda oralarda yönetimi ele geçirdiklerinde polis teşkilatlarını ele geçirdiklerinde biz oraya gittiğimiz zaman e, sadece yaptığımız bazı düzenlemelerle bütün güvenlik e, araçlarımızı boşa çıkardık. sav araçlarını boşa çıkardık ve onların e, o bölgeden geçerken bize verdiği bilgiler üzerine e, bütün o bölgelerdeki uyuşturucu e, toplayıp milyonlarca kök e, uyuşturucu ve tonlarca ele geçirilmiş yine e, ve hazırlanmış uyuşturucular hepsi imha edilir. Bunların hepsi devlet kayıtlarında vardır, tutanakları vardır. Böyle bir şey bir kişi söylüyorsa kesinlikle kendi iradesini ve kendi e, istikbalini yok ediyor demektir. Bu millet bu tür insanları Kesinlikle bilmeli ve değerlendirmeli. Peki, tam o milletimizin bu... her birinin orada askeri var, eri var. Hı hı. Bunların tamamını hakaret etmek demek. Herkes davacı olmak zorunda. Ee, burada millet adına davacı olunur esas olarak ama bazı olaylarda ferdi davacı olunur. Örnek olarak uyuş ben şunu söyledim <laughs> zamanlarda bu konuyla da ilgili bir e, kurum e, adına yani e, bizim vakfımız Akademisyenler Vakfı adına bütün şehit ailelerinin Amerika'yı ve şu anda Finlandiya, İsveç teröre destek veriyorlar. Avukat arkadaşlarımız burada kullanılan silahlar onların kanalından geldiği için şahsi dava açmaları şeklinde söylemlerimiz oldu. Bildirilerde de bunu ifade ettik. Yani suçun şahsiliğini yok etmememiz lazım. Eğer böyle bir kişi bu milletin itibarını bu milletin yarın bir gün karşılaşacağı işte e, dövizle ilgili vesaire ilgili konularda e, bir sebep oluyorsa bunun bedelini ödemeleri gerekiyor. Şimdi bakıyoruz son zamanlarda bir ben parti ismi veremem. E, ben siyasi değilim ama ben tarih e, doktorası yaptım. Ben görevler yaptım. Görev yaptığım zamanlardaki yapılan görevlerle ilgili itibarsızlaştırma varsa hep söylüyorum bu ülkenin cumhurbaşkanı. <laughs> bu ülkenin başkomutanıdır. Onun adına yapılacak herhangi bir şey, onun emrindeki kişilere yapılabilecek herhangi bir hakaret, iftira, itibarsızlaştırma girişimi bu milletin tümüne yapılmıştır. Bunu başlangıçtan itibaren söylüyoruz. PKK e, o zaman da söyledik. Çocukları kaçırırken bunu birileri isimler verildi, vekil olmaları dolayısıyla ben onları da söylemek istemem. Ama kim olursa olsun o çocukların bir tanesinin bile kaçırılmasına sebep oluyorlarsa o zaman bunlar onlar bundan onlar sorumludur. <laughs> ee, bu teröre üye olmamakla beraber terör örgütüne destek vermektir. Terör örgütünün şu anda can çekiştiği, yok olmak üzere olduğu. Çünkü biz o dönemde terörle mücadelenin en önemli, en e, yüksek e, kırılgan olduğu noktada Diyarbakır'a gittiğimiz zaman e, en önce yapacağımız şeyler Onların maddi kaynaklarını kesmektir diye değerlendirilir ve bu başladı. Şimdi bugün gelinen noktada her duyuyoruz Diyarbakır bölgesinde diğer yerler. Ben e, tarım fuarına geçen hafta söyledim Mardin'e gittim. Çiftçilerimiz o kadar büyük bir e, hevesle e, ihtiyaçla üretime yönelmişler ki o bölgelerde PKK'ya gö gönderilmek üzere uyuşturucu üretenler üretmek zorunda kalanlar silah zoruyla bugün. Biz orada Tarımsal iki, iki dönem tarım yapıp hı hı. silvan barajı yapılıyor, diğer bir sürü barajlar yapılmış o bölgede bizim çoluğumuza çocuğumuza helal kazanç götürelim peşindeler. Biz o zaman da söylediğimiz, ta 93'ten beri çocuklarımız okullarına gitsinler, örgütün oyuncağı olmasınlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın o zamanlarda annelere işte bir para vererek o zamanı belki düşük görenler olduğunu. Ama o çocuklar bugün bir e, okullara kazandırıldı. Örgüte Peki. gitmiyorlar ve onlar bugün dereceye giriyorlar. Bir cümle söyleyeyim İnşallah ondan devam şey Serdar abinin tecrübelerinden faydalanalım Tip, tek. yani. Ve e, işte bununla ilgili istatistikler Dünya Sağlık Örgütü tarafından da yayınlanmış özellikle. Birleşmiş e, Milletler, yani, Interpol e, evet, tarafından her e, yerde yayınlanıyor. Yeşilay Yeşilay'da yayınladı. Hı -hı. Yani bu uyuşturucu ve alkolün e, zararları e, açık olarak ifade ediliyor. Tabii şunu son olarak söylemek isterim ben. Bizim eğer milletimiz bu tür konularda doğrudan müdahil olmazsa sonunda dönüp bu çocuklarına gelecek. Bu son zamanda bizim kurduğumuz GAMER sistemiyle Kocaeli'de olduğumuz zamanda ve Afganistan'da da aslında kurumlar arası diyalog Gamer geliştirdiğimiz güvenlik ve acil durumlar merkezimiz var. Hı hı. İçişleri Bakanlığımızda tonlarca Yurt dışından gelen, içeride olan uyuşturucular yakalanıyor artık. Sokakta bir tane şey görüldüğü zaman sistemde, mobese sisteminde uyuşturucu, onlar takip ediliyor ve bütün sonuna kadar gidiliyor ve yakalanıyor. Peki, çok teşekkür ediyorum. Dertimiz çok, ben... çok boşverin. Çok çok teşekkür ediyorum. Paşa, mütedeyin yapı üzerinden devam edelim. Bambaşka bir tartışmaya başlaya geçmiş olduk. Ee, neden böyle bir e, muhafazakarların genelde artık malını muhafaza eden bir sisteme döndüğün, döndüğünü, e, mütedeyin yapının e, artık algılama kamuoyunda bizim örneğin muhafazakar. Türkiye'deki muhafazakarlar dini değerlere ne kadar sahip e, ve ne kadar mütedeyin diye sorgulanması gerekiyor. Ertuğrul Bey çok güzel bir özet vermişti. Hadi oradan kardeşim dedi ya yüzde yüzü yüzde doksan Müslüman. Yok artık kardeşim Müslüman olmadığını görüyorsun. Yani böyle de bir durum var. Nedir evet. bu böyle eziklik daha doğrusu? Evet ben Türk eğitim tarihi dersi veriyorum üniversitede. Hı, hı. Bugünlerde de bu konuları işliyoruz. İslamiyet öncesi Türkler hı hı. o zamanki değerleri ee, o zamanki değerlerinin İslamiyetle ne kadar çok uyuştuğu için çok kısa bir sürede e, Çinlilerle e, Arap e, o zamanki Müslüman olan Arapların e, bugün e, Kırgızistan'da olan talasta e, savaşmaları sonrasında Türkler e, o e, gelen Müslümanlardan öğrendikleri şekliyle kendi inançlarına da çok uygun olan e, İslamiyeti kabul ediyorlar ve İslamiyeti kabul etmeleriyle beraber Önemli bir şey oluyor. O dönemde çok etkin olmayan yazma usulü yerine yazma usulüne geçiyor Türkler. Yani bir alfabesi var, evet. Bazıları bunu söylüyor. İşte o zamanki Göktürk veya Uygur alfabesi. Ancak o döneme kadar bunun bir ihtiyaç olduğu şeklinde bir değerlendirme olmuyor Türk insanlarında. Neden? Çünkü çoğunlukla e, göçebe e, olarak dünyanın her yerine gidiyorlar. Çinlerle savaşıyorlar, onlara Çin Seddi'ni yaptırıyorlar. E, tabii daha önce de söyledim, Çin Seddi'nin bir tek savunma değil, muhtemelen yol olarak da kullanılma durumu olması ihtimali yüksek. Çünkü yan çıkışlar yapılmıştır ama bunları Türklerin... O dönemki e, her yere gitme yaklaşımıyla yapıldığı şeklinde görebiliriz. Çinlilerle güzel bir medeniyet paylaşımı var e, Türklerin. Biz bunu hep savaş olarak görmüşüz geç, geçmişte. Ama e, bizim öncelikle şunu ortaya koymamız lazım. Son zamanlardaki alfabe mücadelesinin temelinde ne var? Alfabeden önce bir dil var insanlar için. Yani sizin diliniz... ...ne olursa olsun... ...bir alfabeyle yazabilirsiniz. Biz işte... ...düşünün Çince... ...alfabesi, Çin alfabesine... ...baktığınız zaman içerisinde... ...Türkçe kelimeler var çok. Hı -hı. Aynı kökten geliyor, aynı dil grubundan geliyor. Japonca benzer, Kore... ...aynı şekilde. İşte bugün... ...Finlandiya dili, Finlandiyalılar... ...Türkçe bir sürü şey var. Moldova işte... ...oradaki Gagavuz Türkleri ve diğer bir sürü... ...Rusya'nın içerisinde olan... Ee, bir sürü e, Türk, e, Türkçe dilime e, var. Türkçe konuşan insanlar oradaki kril alfabesini e, vesaireyi kullanmak durumunda kaldılar. Şimdi İslamiyet'i kabul eden Türklerin yaşadığı değişimi doğru anlamak lazım. İslamiyet'i Türklerin kabul etmesiyle beraber o geçmişten getirdikleri e, hem gök tanrı inancı hem de ileriye dönük üretme e, yaklaşımı nedeniyle e, Türkler çok iyi bir bilim insanı oluyorlar. Yani ben hem İtalya'da bulunan bir kişi olarak hem bütün dünyadaki diğer devletlerin insanlarıyla bir arada bulunmuş birisi olarak tabii bir şekilde dediğimiz gibi Çin'e gittiğimizde alfabe dediğimiz şey baktığım zaman hiçbir şey anlamak mümkün değil. O zaman bir tercümana sordum yani burada ne var nedir esas dediğimizde işte dedi bak dedi bir tane insana benzeyen bir şey var yerle gök var. Biz bunun üzerine her şeyi inşa ederiz. Alfabe onun üzerine oluşur. Şekiller olur. Yani bizim alfabemiz de başlangıçta e, Uygur alfabesi bir çentik alfabesiydi. Şimdi e, ben üst düzey bazı kişilerin bile konuşmalarında bazı kronoloji hataları yaptıklarını görüyorum. E, geç e, 29 Ekim vesilesiyle televizyonda konuşma yapan bir e, üst düzey birinin de e, bir sevr anlaşmasının ...kronolojisini gözden kaçırıp... ...onun işte... ...Misak-ı ...kronolojisini gözden kaçırıp... ...işte geçmiş dönemde burada... ...konuşmaya çalıştığımız... ...Atatürk ve Vahdettin... ...ilişkisini farklı bir çerçeveye... ...koymaya çalıştıklarını görünce... ...o zaman dedim ki... ...biz eğitim sistemini evet... ...ta baştan itibaren Türk eğitim sistemini... ...yeniden almamız lazım... ...ve insanlarımıza önce Türklerin... İslamiyet'ten önce var olduğunu ancak bir gök tanrı inancına sahip olduğunu anlatmak lazım. Bu ayrımcılık için değil. Ben hep görevim gereği Diyarbakır'da bulunduğum daha doğrusu öncelikle Şırnak'ta 1993 yılında bulunduğumdan beri insanlar için en önemli değerin Adem'le Havva'dan gelmekten sonra Nuh'un gemisine binmek olduğunu anlatmamız gerektiğini düşünüyorum. Bazı insanlar farklı bir bakış açısı geliştiriyorlar zaman içerisinde. Yani bunu bir düşmanlığa dönüştürüyorlar, bazen bunu bir karşıtlığa dönüştürüyorlar. Şimdi Kılıçdaroğlu bir taraftan bir isim söylendiği için söylüyorum. Bu millete o kadar büyük hakaretler etmeyi kabul edecek ama ondan sonra da bu milleti yönetmeye kalkacaklar. Böyle bir şey olmaz. Yine aynı şekilde biraz önce bazı şeyler söylendi. Yani bizim milletimiz başlangıçta İslamiyet'i kabul ettiğinde nasıl bir gelişim sağladı. İbn Sina'lar, Farabiler, o zamanlarda açılan işte Alpaslan ve Nizamül Mülk döneminde açılan, Bağdat'ta açılan üniversiteler, medrese Gazali. anlamında söylenen yine o anlamda rektör olarak kabul edebilecek bir seviyede eğitim veren Gazali'lerin olduğu bir dönemler ve Batı'nın bir şekilde o eğitim seviyesini bizim hem Türklerden almaları hem de Emeviler üzerinden İspanya'daki Müslümanlardan almaları bugün kayıtlarda geçer. Ama birileri e, İslamiyet'in medeniyeti, e, işte burada söylendi muhafazakarlık falan... Bunların bir e, şekilde birilerinin koyduğu tanımlara, Batı'nın koyduğu tanımlara hapsedilmemesine gerek yok. Bizim değerlerimiz var. Biz değerler üzerinden e, yaklaşımlarımızı geliştiririz. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti, evet... Bazıları yanlış bir şekilde değerlendirseler de geçmişten biri gelen o inanç değerlerinin devamıdır. Ee, başlangıcında halifeliğin kaldırılması diye bir düşünce yoktur Cumhuriyet'in kuruluşu esnasında. Ee, bu e, O dönemlerde işte biraz önce özellikle söyledim misak-ı milliye bakın misak-ı milli'nin kabul edildiği zamana bakın misak-ı milli e, tekrar söyleyelim 28 Ocak 1920'de kabul edilmiştir. Misak-ı Milli'nin içerisinde İstanbul vardır. Birileri işte o zamanki yönetimi İstanbul'u kurtarmaya çalışmakla falan suçlamaya kalktıklarında utanmaları gerekiyor. Yani orası İstanbul kurtarılmayacak da neresi kurtarılacak? Peygamber Efendimiz'in tüm ümmete hedef olarak o beldeyi kurtaran, o beldeyi işte fetheden komutan ve onun askerleri ne büyük komutan ve ne büyük askerlerdir askerler. diye bize gösterilmiştir. Yani bugün birileri sırf bir günlük, üç günlük, yüz yıllık diyelim Osmanlı 600 yıl yaşadı. Osmanlı'nın 600 yıllık ben tarihçi olduğum zaman, tarih doktorası çalışmalarına başladığım zaman oradaki profesörlerimize, hocalarımıza şunu söyledim. Siz dedim Osmanlı'yı nasıl çözüyorsunuz? Osmanlıca öğrenmeye çalıştığımız zamanlarda Dediler ki biz Osmanlı'nın Osmanlıca dokümanlarını okumamız lazım. Bakın geçen de söyledim. Pierre Curie hmm. e, işte radyasyonla ilgili çalışmayı yapan kişi diyor ki biz diyor e, Emevilerden e, yani İspanya'daki Müslümanlardan 30 tane kitap kaldı bize. Hepsini yaktık, yok ettik. Bu sayede onun bilimi sayesinde atomu parçaladık. Ama o kitapların hepsi İslamiyet'in sahip olduğu o medeniyet ilerlemişliğin o güne bize kadar gelseydi bugün evrenin hangi köşesinde olurduk diyor. Bunu doğru anlamamız lazım, doğru anlatmamız lazım. Bakın Kur'an-ı Kerim'deki tabii ki alimler son zamanlarda görüyoruz, Diyanet İşleri Başkanlığımız. Ben Kocaeli'de görev yaptığım zaman dolayısıyla orada bir İslam Yüksek Enstitüsünün açılışına katıldım, akademisinin açılışına katıldım. Daha sonra oraya gittiğimiz bir zamanda Cuma gününe denk geldiği için orada şunu gördüm: bütün ülkelerden alimler var, her konuda alim var, yer bilimci, gök bilimci vesaire. Biz Üsküdar Üniversitesi'nde de aynı şekilde bir çalışma yapıyoruz. Yani konusunda alim olan genetikçi, dil bilimci, tasavvuf ehli, onlar beraber bir araya geliyorlar. Aslında bizim bugün işte Serdar Bey'in söylediği muhafazakar diye kendimizi bir şeye koymaya çalıştığımız Ertuğrul Bey'in de aslında biz değerlerini kaybetmişiz. Değerlerini kaybeden insanlar muhafazakar olmaz. Değerlerini kaybeden insanlar başkalarının oyuncağı olurlar. Ben ısrarla söylüyorum. Biz bugün ülkemizde bugün işte bir siyasi parti lideri diyeyim ben. Artık ismini de söylemem gerekmez. Bize uyuşturucu devlet şey olarak isna edildiği kadar e, akıl almaz bir yaklaşıma gittiyse önce otursunlar kendi çocuklarına zarar verecek davranışlardan uzaksın uzaklaşsınlar. Biz bakın, eğer aile değerlerimizi korumazsak, Sayın cumhurbaşkanımızın belki de mahir Beyin e, kendi isteğiyle e, 50 artı bir gerçekten çok önemli bu millet için, birileri yanlış anlamasın diye Mahir Bey'in yaptığı davranışı ben olumlu saygı değer buluyorum bunda hiçbir kimse şunu da aramasın biz işte sarı öküzü kaybediyoruz falan hayır biz hiçbir şeyi kaybetmiyoruz biz değerlerimizi kazanıyoruz biz bu millete hizmet etmek için yüklenmiş gece gündüz uyumayan insanların yolunda bir taş olmasın birileri bunu kullanarak o yola zarar vermesin diye fedakarlık yapan Daha farklı yapan bir bakış açısı üzerinden bakıyorsunuz. Tabii Soracağım ki. Hocam, ben bir şunu bitireyim müsaade ederseniz. Ee, bir dakikayla toparlar mısınız? Tabii. Peki, biz, çok hızlı. Biz e, bugün İstiklal Marşı'nın e, Türkçe okuduğunda herkesin anladığı bir marşı e, Mehmet Akif Ersoy'un e, Arap <laughs> harfleriyle yazdığını bile unutturmaya çalışıyoruz. Kimse değil, de mücdeten. anlamıyor. Bugün bırak liseye hocam paşam. Üniversite bir öğrencisi edebiyatçının önüne getir bak bakalım. Türkçesini çevirebilecek mi? Üç kıtasını. Hayır neden çeviremiyoruz? Biz İstiklal marşını, bir İstiklal Marşı'nı işte o marş haline getirirken uygun bir şekilde değil de bölerek bir şekle getirmişiz. O ezberden okuduğumuz şekli anlamaya uygun bir şekil değil. Halbuki onu mantığıyla, ruhuyla okuduğumuz zaman bütün bir hakka kapan milletimin istiklal diyen bir milletin... Fertleri muhafazakar diye bir şekilde kalıplaşam, konulamaz. O değerlere sahip olduğumuz sürece bizim ailemiz Peki. korunur, çocuklarımız korunur. Çok Bunu teşekkür kabul ediyorum. Zaten. Hepinizden dua bekliyorum ve hepinize dua ediyorum. Bütün izleyicilerimiz çok teşekkür çok çok ediyorum. Ee, paşam şöyle 5 dakika özetlen ee, sanayiyle ilgili Türkiye'nin şu an içerisinde bulunduğu ortamı özetlerseniz Buyurun. buyur. Ee, evet, tabii. E... Türk milletinin e, <laughs> geçmişte sahip olduğu değerler işte e, bazen e, birileri bunu yok saymaya çalışıyor. Ama işte biraz önce söylediğimiz bir İstanbul'un fethi dediğimiz zaman bu dönemdeki e, e, teknolojinin en üst seviyesine ulaşan bir e, millet. E, bu e, geçmiş zamanlarda biraz önce söylediğimiz gibi e, bir e, batı bizim olan e, ilim konuları, ilim ...daha sonra Batı'ya geçmiş... ...Batı 12. yüzyılda özellikle... ...biz onları işte 15. Yüzyılda, ...16. yüzyılda reform yaptılar... ...Renesans'ı yaptılar diye düşünüyoruz... ...ama İslam... E, ...alimlerinden... E, ...tercüme ettikleri... ...bir de bazen şu soru soruluyor... ...ya bu İslam alimleri... ...bu kadar yaygın mıydı... ...bunlar nasıl e, işte... ...her yere ulaştırıldılar diye... E, ...bizim inancımızda bir... E, ...görev var Müslümanlar için... Bu hacca gitmek görevi. Yani bizim büyük alimlerimizin özellikle hac görevini ifa etmek üzere Mekke, Medine bölgesine geldikleri zaman veya gelirken burada gördükleri yani Emeviler bölgesinde, ya İspanya bölgesinde yaşamış olan alimler de bu vesilelerle buralara gelip buradaki ilim insanlarından bilgi paylaşımını bir şekilde yapmışlar. Ve bu ...bilginin katlanarak çoğalmasını sağlıyor İslam e, alimleri arasında. Şimdi e, biz tekrar ne zaman kendimize güveni kazanıyoruz? E, tabii ki öncelikle Abdülhamit döneminde baktığımızda... ...ben eğitimle ilgili doktora çalışmalarını yaptığım için... E, ...geçmişte Batı'nın yönlendirmesiyle bazı e, değişiklikler işte o Fatih döneminde şehzadelerin eğitimiyle ilgili yavaş yavaş bir sorun yaşanmaya başlamış. Şehzadeler e, bilgi üstünlüğünü kaybettiği için toplumda da e, alimlerin de bilgi üstünlüğü yani batıya göre bilgi üstünlüğü yavaş yavaş yok olmuş maalesef. Ama ondan sonra tekrar e, ilim bizim yetik e, malımızdır. Nerede bulursak almamız lazım. Düsturuyla da e, tekrar e, bizim milli yani milli dediğimizde biz sadece e, Türk olarak değil de e, değerler olarak bunu anlıyoruz. Kendimizin e, kullanabileceğimiz e, değerler olarak inançlı birlik ayırmıyoruz yani milli biz, hiçbir zaman. Dolayısıyla e, yeniden Abdülhamit döneminde ben söylüyorum yani e, idadiler Mustafa Kemal'in okuduğu okullar o dönemde okuyan bütün e, işte şakir zümreden bahsediliyor mesela. E, otomobilleri e, yani Kurtuluş Savaşı sırasında e, uçak bombasına kadar yapan birisi e, Fevzi Çakmak'ın akrabasıdır yani bir şekilde yakınıdır e, dolayısıyla bir güven tesis edilmiştir o güvenin tesis edilmesi nedeniyle de bir dönem e, oradan gelen özel gayretlerle o manevi değerlere sahip olarak çünkü hep bilinir e, her ne kadar diğer Liderlerin diğer komutanların farklı bakış açısı olsa da e, feyzi Çakmak değerlere sahip olan birisi olarak hep görünmüştür. Mesela meclise ilk geldiği zaman e, meclis açıldıktan 29 e, Nisan olması lazım, orada yaptığı bir konuşma vardır. Karşılamıştır. Oturumu kapatarak gitmişlerdir karşılamaya e, feyzi Çakma ve Fevzi Çakmak gelip e, orada demiştir ki e, Zat-ı ali e, padişahımız. E, görevlendirmiştir bizi. Beni de görevlendirdi. Sizi de görevlendirdi. Biz payitahtı ve bütün Osmanlı'yı yeniden kurtaracağız. Birileri bunları neden yok seviyor? Meclis kayıtlarında bunlar var. E i̇şte o Şakir Zümre de Atatürk e, Mustafa Kemal zamanında her şeye rağmen e, gelip kendi gayretleriyle bir takım şeyler üretmeye çalışıyor. O değerler Osmanlı'dan e işte o alınan e, Abdülhamit zamanında alınan eğitim sayesinde o zaman okullar e, özellikle hem kadınlar için bile okullar Hı. açılmıştır Abdülhamit döneminde. Yani bunları birileri yok saymaya çalışıp İslamiyet'i e, din, e, eğit, şeyden, teknolojiden uzak. Biz 90'larda görev yaptığımız zamanlarda Ertuğrul Bey söyledi. Evet bir tek conta bakın conta dediğimiz şey bir lastik parçası. Olmadığı için helikopteri aylarca Uçuramadık, uçurup, uçuramadığımız zaman oldu. Biz onun üzerine dedik ki. Biz yabancılardan ne alırsak alalım onlara bağımlı kalıyoruz. Bunun için Bu arada belki yeri gelmişken şu kelimeyi de lütfen kullanmama müsaade edin. Bir holding İsrail-Türkiye anlaşması çerçevesinde Skorsky Kobra helikopterlerinin parçalarını İsrail'den getiriyor biliyorsunuz. Yerlilik oranını arttırmak için 10 liraya aldığını 150 liraya fatura ediyor. Yerlilik oranını da arttırmış olarak da bize devlet devlete fatura tabii, edebiliyor. E, Böyle bir ahlakında olduğunu da unutmayın. Tabii sonucunda şu oldu. Peki son bilmeyi alayım. Güven tesis edilmeyi oldu? E, yani biz bir tez hazırladığımız zaman tarihselik <laughs> helikopterleri yerli olarak yapılmalı diye 2001 yılında ben tezi hazırladığım zaman sunduğumda ben pilotum. Bakım subayı tecrübe pilotuyum. Orada sunduğum kişilerin çoğu içerisinde bu konuda belli bir şey olanlar da vardı. Hı -hı. Ama onların e, hedefin ne olduğu ile ilgili eksik düşünceler olduğunu gördüm. Biz metalurjiyi çözersek o zaman dedik biz her şeyi yaparız. E, Sayın Akşit o motoru yaptıkları zaman Eski. motorun e, özel bizim e, türbünlü motorumuzu Eskişehir'de motorun sesi duyulmadığı için motor yine çalışmıyor diye söylediler. Motorun sesi duyulmadığı için. Sessiz çalıştı. Sessiz çalıştı. Yani o kadar kaliteli bir motor üretildi üretmişiz. Üretmişiz. Bu o zamanlarda bizim şeyimizdi. Peki. Dolayısıyla Serdar Bey'in de söylediği gibi biz kendimize güvenimizi sağladık. Hı -hı. E, aslında hani 35 kesinlikle inanan insan güvenini kaybetmez. Peki. Önce Allah'a sonra da kendine. Çok teşekkür ediyorum.